Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün arkadaşlar pazar günü. Hepinize tatilde olanlara iyi tatiller, çalışan arkadaşlara da hayırlı mesailer diliyoruz. Ömer Fethi Gürer yine durmuyor arkadaşlar. Bu sefer emekli maaşlarına için bir konuşma yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilerin yaşadığı sorunlar gün geçtikçe büyüyor. 2500 lira neye yeter? İntibak düzenlemesi şart. İntibak neydi arkadaşlar? İntibak şuydu. Biliyorsunuz aylık bağlama oranları çok çok düşülmüştü. Şu an %28'e kadar düşürüldü arkadaşlar. Aldığınız maaşın emekli olduğunuzda %28'i kadar size emekli maaşı bağlanıyor. Bu da yaklaşık hemen hemen herkesin 2500 TL maaş alması demek gibi bir şey oluyor arkadaşlar kabaca. Çünkü çok düşürüldü maaş bağlama oranları. Emeklilikte yaşa takılanlar gasp edilen haklarını istiyor. Emeklilerin sorunu çözmek meclisin görevi olmalı demiş. Bakın konuşmasını sizlere sunup videoyu bitirelim arkadaşlar. Sizin de sorunuz buysa arkadaşlar bu videoyu paylaşın. Ülkemizde emekliler gerçekten büyük sorunlar yaşıyorlar. Halihazırda asgari ücretin yarısı tutarında bir emekli maaşı veriliyor. 1500 liradan 2500 liraya çıkarılmış olması emeklilerin sorunlarını çözmedi. Eğer 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi aylık bağlama oranını, kas sayısını %70'den 40'a düşürmeseydi bugün en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olacaktı. Emekliler için mutlak surette bir intibak düzenlemesi yapılması, emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması, emekli sorunlara kısmen de olsa bir çözüm üretecektir. %90'a emeklinin açlık sınırı altında maaş almaktadır. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önermesiyle Ramazan'da ve Kurban'da verilen bayram ikramiyeleri 1100 lira artık çok düşük de kalmıştır. Bunun için kanun teklifi verdim. Emeklilere en az 4253 lira yani bir asgari ücret tutarında Ramazan ve bayramda ikramiye verilmelidir. Ayrıca banka, oda, sigorta, vakıflardan emekli olanlar bayram ikramiyesi alamamaktadır. Bu arkadaşlarımızın da mağduriyeti giderilmeli. Tüm emekliler için bayram ikramiyesi uygulaması gerçekleştirilmelidir. Neden onlar bayramlarda, Ramazan ve Kurban'da bir emekli ikramiyesine mahrum bırakıyorlar? Değerli arkadaşlar, yine verdiğim bir kanun teklifiyle emeklilere aile yardımı sağlanmasını da talep ettim. Emeklilerin içinde bulunduğu koşullarda aile yardımı da emekli için en azından bir destek gerçekleştirmiş olacaktır. Emeklilerin yaşamını iyi kılmak, yıllarca bu ülkede fedakarca çalışmış, emekliliği hak etmiş insanlar için bir lütuf değildir. Onların yaşamlarının son bölümünü daha iyi yaşamalarının yolunu açacak düzenlemeler yapmak bu meclisin de asli görevi.